sevgili arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle bir bir buçuk yaş grubu çocuklarımız için güzel bir etek çalışması yapacağız eteğimizi örmek için lastik kısmından başlıyoruz ve sonrasında trabzanlarımızı örüp modelimizi kurduktan sonra istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz modelimizi iki sırada Tamamlıyoruz. Birinci sırada topla diyoruz. İkinci sırada yarı yarıya bölüyoruz. Etek boyumuzu tam ördükten sonra önümüzün kapak kısmını ve son olarak da askılarımızı çalıştıktan sonra eteğimiz kullanılmaya hazır hale geliyor. Evet kolay gelsin diyerek hemen eteğimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Eteğimi örmek için Nako'nun Lüks Minnoş Baby ipini kullanıyorum. İpim %50 polyamid %50 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 184. Çok tatlı bir sarısı var. 100 gram ve 336 metre bir ip. Ee, i̇pimizi örmek için lastik kısmında 2,5 numarayı kullanıyorum. Etek kısmında ise 3 numaralı tığımı kullanmak istiyorum. Bunun numarası görülmediği için gösteremiyorum. Ama bakınız, bunun numarası daha küçük olduğu belli olmakta. 2,5 ve 3 numaralı tığlarımla. Hemen lastiğimizi örmek için ipimi alıyorum ve başlıyorum. Zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane zincirimi çekiyorum ve geriye dönüşümü yapıyorum. 1 2 3. 3. zincirimin içerisine tığımın başını bir defa doluyorum. Geliyorum ve tek seferde çekiyorum. Ve yanındaki zincirden devam ediyorum. Batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tek seferde alıyorum ve çok sıkmıyorum. Bakınız gayet yumuşak bir şekilde örüyorum. Rahat. Birer birer zincirimizin içerisine başını dolayarak giriyorum. Ve son zincirimin içerisine de girip tek seferde çekiyorum ve birinci sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum hemen ikinci sıramız için 1 ve 2 en sondaki çekmiş olduğum yerin üzerinden örüyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum arkasını örmeye başlarken yani ikinci sırayı örmeye başlarken tığımın başını doluyorum ve şu şekilde bakınız tepedeki görülen ikiye ayrılmış bölümlerin dış taraftakini alıyorum ve hemen zincirimin dibindekinden başlıyorum. Bakınız tekini alıyorum. Bir tekini alıyorum. Tek seferde alıyorum. Şu şekilde bakın şöyle tuttuğum zaman daha güzel görünmekte. Şöyle dış taraftakini alarak ilerliyorum. Ve lastiğimizi bu şekilde örüyoruz. Şimdi sıramızın sonuna kadar Birlikte örelim bakınız. Dış taraftakini alıyorum ve tek seferde çekiyorum. Dış taraftakini alıyorum. Tek seferde çekiyorum. En son trabzanımı ördükten sonra 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Önce zincirimizi çekip sonra bakın çeviriyoruz. Hemen tığımın başını doluyorum. Şu şekilde bakıyoruz bakınız. Dıştan orta parmağımdan taraftaki bölümden alıyorum. Hemen dışarıdaki bakınız. Ve istediğim bel ölçüsü gelene kadar bu şekilde sürekli örerek ilerliyorum. Ta ki istediğim ölçü olunca duruyoruz ve birleştirip alt kısmına geçiyoruz. Son bakınız alıyorum. Çekiyorum. 1 ve 2. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen Evet yeterli ölçümüz gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Bakınız önden ve arkadan aynı şekilde çok hoş görülmekte lastiğimiz. Evet örmeye devam edelim. İteğimiz için belimizin lastiğini örerek geldim. Hemen santim olarak ölçüsüne bakalım. Şöyle bitiş yerine tutuyorum. Başlangıç yerimizde 44 santim ölçümüzün olduğunu görüyoruz. Kaç tane ördüğümüze bakalım. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Sadece düzleri sayıyoruz. Bakın 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ve 29 tane ördük. Şimdi birleşme işlemini yapabiliriz. Birleşip eteğimizin model kısmına geçmeye başlayalım ilmeğimi şöyle alıyorum. Şuraya geliyorum. Bakınız hemen şuradaki bölüme batıyorum. Tekrar aynı yere giriyorum, yukarıya çıkıyorum. Aşağıya bir daha batıyorum ve burayı çok güzel bir şekilde sabitliyorum ve hemen modelimi uygulamaya başlıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum şuradaki düz örgümün içerisine trabzanlarımı örmeye başlıyorum bir defa başını doluyorum bakınız tam buradaki düz örgünün içerisine batıyorum 3 defa da çekiyorum 2 ve 3 tekrar 1 2 3 tekrar 1 2 3 3 defa da alıyorum ve toplamda 2 4 5 6 7 ve 8 tane trabzanımı örüyorum 8 trabzanımı aynı gözün içerisine ördüm bakınız 2 4 6 ve 8 2 zincir çektim 8 trabzanımı bir gözün içerisine ördüm. Şuradan düz devam eden yere. 2 tane zincirimi çekiyorum. 8. trabzanımdan sonra hemen şu aradaki görmüş olduğumuz şu kısma düz olan yere batıyorum. Tekrar bir iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum bu kez. Şuradaki düz olan kısma giriyorum. 8 tane trabzanımı buraya da örmeye başlıyorum. 2, 1 defa başını doluyorum, 3 defa da alıyorum, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sayalım, 2, 4, 6, tığımın numarasını büyütecektim, unutmuşum, hemen 3'e geçiyorum, bakınız, 2, 4, 6, 7 ve 8, dilerseniz tabii 2,5 numaramızla da devam edebilirsiniz. 1 2 zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum 2 zincirim hemen yanındaki düz bölüme batıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine şuradaki düz bölüme geliyorum. Bir defa başını doluyorum. 6 trabzan 8 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 1 2 3 1 çekiyorum. 2 ve 3 özellikle dikkat edelim. Trabzan boyumuz uzun olsun. Sayalım. 2, 4, 6, 7 ve 8. 1, 2 zincir çekiyorum. Hemen araya giriyorum. Evet bakınız şu şekilde örmeye başladım. 8 tane trabzanımı ördüm. Her trabzanımızı bir defa başını doladık. 3 defa da çektik ve 8'inde aynı yuva içerisine battık. 2 zincirimizi çektik hemen en yakınına denk gelecek yere batıyorum tekrar iki zincir çektim şöyle bir batım yer atladıktan sonra diğer bölüme geçiyorum 8 tane trabzanımı örüyorum bir defa başını doluyorum 3 defa da çekiyorum yeniden 2 zincir çekip hemen yandaki uygun yere batıyorum 2 zincir çekip tekrar 8 tane trabzanımızı örüyorum 2 tane zincirimi çekiyorum Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen şuradaki bölümün içerisine girelim. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 8 defa trabzanımızı örelim. Bakınız 5 ördüm. Hepsinin aynı yere batıyorum. 4-6 7 ve 8 İki tane zincirimi çektim hemen uygun yere batıyorum yanındaki iki tane zincir çekiyorum düz örgümün içerisine giriyorum 8 defa örmeye başlıyorum sayalım 2 4 6 7 ve 8 2 zincirimizle hemen yanındaki bölüme batalım ve bu şekilde 8 tane trabzan 2 zincir bat 2 zincir çık şekliyle birinci sıramızı tamamlayalım 2 tane zincirimi çekiyorum ve etek kısmında ikinci sıramızı örmeye başlıyoruz bir tane yuvanın içerisine 8 tane trabzanımı örmüştüm. 8 trabzanımı tam 2'ye eşit olarak bölüyorum. 4 tanesini birer birer örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Diğer 4'ünü ise yine birer birer örüyorum. Gruplar arası geçişlerde aşağıda zincirlerimizi çekmiştik. Bakınız yukarıki grupta zincir çekmeden 4 trabzan sadece kendi içerisinde 2 zincirimiz 4 trabzanımızı örüyoruz. Grup arası zincir çekmiyoruz. Hemen örmeye başladım. Bir defa tığımın başını doluyorum. İlk trabzanıma bakın 8'in ilkinin ardından giriyorum. Çünkü öne şu şekilde kabartı düşmesini istiyorum. 3 defada örüyorum. 1-2-3 ikinciye aynı şekilde giriyorum 1 2 3 üçüncüye 1 2 3 4düncü trabzanımızı 1 2 3 4 tane trabzanımızı ardından girerek ördüm lütfen buraya dikkat edelim şu kısmın önde olması lazım Evet iki tane zincirimi çekiyorum 4 tane trabzanım ördükten sonra. Diğer 4 trabzanımı örmeye başlıyorum. Hemen ardından girdim. 1 2 3 Diğerinin 1 2 3 3 defa da örüyoruz. 1 2 3 Evet birinci grubumuzu 4 trabzan ortaya 2 zincir 4 trabzan olarak bitirdim. Şimdi ikinci grubumuza geçiyoruz. Gruplar arası zincirimizi çekmiyoruz. Hemen tığımın başını bir defa doluyorum. İlk trabzanımın ardından şu şekilde giriyorum. Başlıyorum örmeye. 3 defa da alıyorum. Şöyle görelim. Bakın 4 trabzanımı ördükten sonra 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Sığımın başını dolayarak tekrar kalan 4 trabzanımı birer birer örmeye başlıyorum. birinci ördüm. İkinciyi Üçüncü trabzanımı ve dördüncü trabzanımı da örerek tamamladım. Şöyle görelim. Bakınız iki tane modelimizi ördük. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. Araya zincir çekmedik. İkinci grupta zincir çekmiyoruz. Sadece kendi arasında iki zincirimiz var. 4 trabzanımızı, 2 zincirimizi tekrar 4 trabzanımız örüyoruz. 3. grubumuzda yine aynı işlemimizi yapmak için başlıyoruz. trabzanlarımızı ardından girerek birer birer örüyorum ve dörder dörder ayırıp oraya iki zincir çektim sonrasında yeniden diğer dördü örmeye başlıyorum 1 2 3 ve 4 şöyle görelim ve sıramızı bu şekilde dörder dörder örelim ortaya iki zinciri unutmayalım ve sıramızın sonunda görüşelim şöyle bakalım modelimiz iki sıradan oluşmaktaydı birinci sırasında 8 tane trabzanımızı örüyoruz ikinci sırasında ise 4 trabzan 2 zincir, 4 trabzan olarak ayırıyoruz. Grup aralarında zincir çekmiyorduk ve bu şekilde modelimiz iki sırada tamamlanmış oluyordu. Şimdi modelimizi yeniden kurmaya başlayabiliriz. Şu şekilde bakınız. 2 tane zincirimizin içerisine yine 8 tane trabzanımızı örüyoruz. 8 trabzanımızı ördükten sonra... İki zincirimizi çekip tam iki grubun arasına batıyoruz. Tekrar iki zincirimizi çekip diğer iki zincir çektiğimiz alt sıradaki yere girerek yuvaya 8 tane trabzanımızı örüyoruz. İki zincir çekip buradaki görmüş olduğumuz bölüme batıyoruz. Yani şuradaki model grubumuzu buraya kurarak başlıyoruz. Ve üzerine de aynı şu şekilde dörder dörder ayırarak arasına iki zincirimizi çekiyoruz. Ve modelimizi bu şekilde istedik istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Hemen geçişimizi yaparak modelimizi kormaya başlayalım. Hemen yanına batıyorum. Bakınız hemen yanına battım. Başlangıçtaki trabzanıma ve birer birer ilmeğimi kaydırıyorum. İlmeğimi kaydırarak şurada görmüş olduğum yuvanın içerisine kadar geliyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektikten sonra tığımı başını doluyorum. Şu şekilde bir defa başını doluyorum. 3 defa da çekiyorum. 1 2 3 8 olana kadar örüyoruz. Sayalım 2 4 6 7. Bir tane daha ve 8 8 trabzanımızı ördüm 8 trabzanımızı yuvamızın içerisine ördükten sonra 1 ve 2 zincir çekiyorum her iki grubun arasına gelerek batıyorum yeniden 1 2 zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum diğer 4 4'ün tam arasındaki bölüme girerek 8 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Araya batıyorum. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum diğer grubun ortasına batarak şurada yapmış olduğumuz gibi 8 tane trabzanımızı örüyoruz ve sıramızın başına kadar işlemimizi yaptıktan sonra bir önceki sırada yapmış olduğumuz gibi dörder dörder ayırarak modelimizi devam ettiriyoruz ve biraz büyütelim Eteğimizi örmeye devam ettim. 8 trabzan ve dörder dörder arasına ikişer zincir çekerek ilerlettik ve birer birer sıramızı tamamladık. Bakınız gruplarımızı ördük. Şimdi en son e, dilimimizi örüyorum. Son dilimimizde 8 trabzanımı yaptım ve diğer e, trabzanımıza geçişimizi sizlerle birlikte yapalım. 2 zincir çekip battım. Şöyle alalım. 2 zincirimi çektim. Tekrar buradaki 8 trabzanımın olduğu yere şu şekilde geçiyorum. Bakınız şöyle çekmiş olduğum ilk zincirin en tepe noktasına batıyorum ve 1, 2, 3, 4. Bakınız bütün geçişlerimizi bu şekilde yaptık. Hiçbir şekilde farklı, kabartılı, hoş olmayan ya da belir belirginleşen bir durum yok. Bütün grupların geçişleriyle aynı görülmekte. Yani göze batan hiçbir sıkıntı yok. Evet zincirimi çektikten sonra ardından giriyorum. 3 defa da alıyorum 3 defa da alıyorum 1 2 3 araya 2 zincirimizi çektikten sonra yeniden devam ediyorum şu şekilde görelim bakınız araya zincir çekmiyorum direkt diğer grubuma başlıyorum iki zincir ve diğer dördü de aynı şekilde örelim sıramızı tamamlayalım. Evet son olarak trabzanlarımızı örerek tamamladım. Şimdi ölçüm benim için yeterli ee, örmüş olduğum uzunluk ölçüsü hemen santim olarak bakalım. Son sıramı kapatmak istiyorum artık. Şöyle yukarıdan tutuyorum. Aşağıya kadar baktığımda tam 25 santim olduğunu görmekteyim. Ee, daha açılacaktır aşağı doğru indikçe. Son kapanışı yapmaya artık hazırım. Hemen ipimin olduğu yere geliyorum zincirimi çektiğim yere gelerek direkt batıyorum ve birleşme işlemini yapıyorum şu şekilde birleştim ve son sıramı örüyorum bir iki tane zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve içten yani ters yönden örmeye başlıyorum şimdiye kadar hiç ters yönden örmedik bakınız eteğimizi tamamen hep düz yönden ördük bitiş sıramızı tersten örüyoruz başlıyorum. İki zincirimi çektim. Arkasını çevirdim. tamam başını doluyorum. İki trabzan arasına giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Trabzanların arasına girdim. Tek seferde çektim. Buradaki iki zincirime ise bir, iki, üç, dört defa batıyorum. Ve diğer trabzan aralarına giriyorum. Birer defa Her iki grup arasına batıyorum. Bir defa trabzan aralarıma giriyorum. Tekrar bakınız araya geldim. 1, 2, 3 ve 4. Devam ediyorum. bir trabzan aralarına giriyorum. Birer defa her iki grup arasına bir defa batıyorum. Ve trabzanlarımın arasına başını birer defa doluyorum örüyorum şu ana kadar bir tane ipimi kullandım bakınız yine araya girdim dört defa örüyorum 2 3 ve 4 ve devam ediyorum birer birer ve şöyle görelim bakınız en son kapanış sıramızı bu şekilde yapıyoruz şöyle gayet güzel görülmekte başlangıç yerimizin dibine kadar bütün sıramızı ardından örerek gelelim Son olarak hemen trabzanımızın yanına geldim ve zincirimi çektiğim yere geliyorum. Şu şekilde batıyorum. Bir tane zincir çektikten sonra ipimi hemen şöyle kesiyorum. Ve eteğimizi tamamlamış oluyoruz. İpimizi içeri almayı unutmayalım. Görüntüde herhangi bir göze batan durum olmasın. Evet, şu şekilde tamamladım. Ve kalan ipimizi de görmekteyiz. Kalan ipim de bu kadar. Şimdi bir tane ilik çalışmamızı yapalım. İlik çalışmamızı da yaptıktan sonra eteğimiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Bakınız çok güzel, çok şık bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet şimdi ileğimizi de çalışalım. Ben düğmemi diktim. Bir tane düğme diktim. Hemen tam karşısına gelecek yere ileğimizi de yaptıktan sonra eteğimiz kullanıma hazır hale gelsin. bir tane zincirimi çekiyorum hemen örmeye başlıyorum şöyle alttan giriyorum bakınız en altta atıyorum ve devam ediyorum birer birer sık iğne örerek yukarıya doğru çıkıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim hemen 1 2 atlıyorum 3. yere batıyorum ve başlangıç yerime de batıyorum bir zincirimi çektikten sonra bakınız ileyim şu şekilde oluştu gayet güzel ve rahat bir çalışma hemen ipimizi keselim ve e, buradaki hem uçtaki hem de başlangıçtaki ilmek ipimizi içeriye gizleyelim tam burada bir tane ipimi kullandım ikinci ipimle ön kısmını örmeye başlıyorum hemen tığımızı alalım ve ayarımızı yapalım bakınız ayarlarımızı öndeki görünen lastiklerimizin ölçüsüne bakalım ve sayalım bakınız düğmemizi şöyle alalım 2 4 6 8 10 12 13 13 tane lastiğimiz var şöyle şuradaki duran kısımları saydım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 ve 13. Eşit miktarda kenarlarımızı ayıralım ve ortaya işaretlerimizi takalım. Ön kısmımızın kapak bölümünü örmeye başlayalım. İşaretlerimi yerleştirdim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bir tane zincirimi çektim ve tığıma düğümümü attım. İlk bakınız şöyle ön yüzden başlayalım. Ön yüzden çeviriyorum. İşaretimin bulunduğu yerden örmeye başlıyorum. Hemen çıkarıyorum. Giyiyorum. 3 tane zincirimi çektim. Yanındaki bölüme giriyorum. 1 2 2. trabzanımı ördüm. Araya 3. trabzanımı örüyorum. 4 tane trabzanımı ördüm. Tam zincirimin içerisine yani düz örgümün içerisine girerek bir tane daha trabzanımı örüyorum toplamda 5 tane trabzanımı örüyorum 5 trabzanımızı kenarımız için ördükten sonra tığımın başını doluyorum ve hemen şu kısmı atlıyorum buraya atlıyorum görmüş olduğum şuradaki düz örgünün içerisine trabzanlarımı örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 aynen eteğimizdeki ölçü üzerine kurulumumuzu yapacağız 8 trabzanımızı ördüm 2 4 6 ve 8 8 trabzanımız tamamlandıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum hemen aradaki bölümüme gelerek batıyorum tekrar bir zincirimi çektim şuradaki görmüş olduğum düz örgümün içerisine giriyorum. 8 tırabzanımı da buraya örüyorum. 7 5 8. 8 tırabzanımı da buraya örerek tamamladım. Hemen şu kısma batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum bir zincir çekerek batalım bir zincir çekiyorum hemen batıyorum tekrar bir zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum düz örgümün içerisine girerek 8 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 trabzanımız ördük. Bakınız şöyle başlangıçta olduğu gibi hemen şu kısma biraz ileriye gelip batıyorum. Ve 5 tane trabzanımı örüyorum. Zincir çekmedim. Direkt battım. Başlangıçta da ilk yerde çekmemiştim. Bakınız. 2 3 4 Ve tam işaretimi taktığım yere 5 şöyle görelim 5 tane trabzan ve ortaya 3 tane modelimizi yerleştirdik şimdi ikinci sırasını örmeye başlayalım 1 2 3 3 tane zincirimi çektim örgümün yönünü çeviriyorum 5 tane trabzanımı yine 5 trabzan olarak örüyorum 3 4 ve 5 Trabzanlarımızı tamamladıktan sonra kabartılarımızın bu şekilde görünmesini sağlamak için tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. 1 Yandan 2 Tekrar 3 Ve dördüncü kez giriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir çekiyorum bakınız. Yandan 4 trabzanımızı da aynı şekilde örüyorum. 2 3 ve 4. Sadece 4 ve 4'ün arasına bir zincirimi çektim. Geçiş için çekmiyorum zincir. Tığımın başını doluyorum. 8 tane trabzanımın ilkinin yine şöyle yandan giriyorum. 4'er 4'er ayırıyorum. Tıpkı etek bölümünde ördüğüm gibi. 3 ve 4. Bir tane zincirimi çekiyorum diğer 4 trabzanımı yandan girerek örüyorum 2 3 ve 4 zincir çekmiyorum tığımın başını dolayarak 4 trabzanımı yine yandan girerek örüyorum 3 ve 4 araya bir zincirimi çekiyorum kalan 4 tane trabzanımı da yandan örüyorum Araya zincir çekmiyorum. 5 tane trabzanımın birer birer tepesine batarak sıramı tamamlıyorum. 5. örüyorum. Bitirdiğim yönde 5 tane trabzanımı 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. 5 trabzanımı hemen örüyorum. Birincisini zincir olarak örmüştüm. 5 tane trabzanım ördüm. Zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir zincirimin içerisine 8 tane trabzanımı örüyorum. Bakın başını bir defa dolayarak aldım hepsini. 3, 4. 5 6 7 ve 8 8 trabzanımı ördüm bir zincir çekiyorum araya batıyorum bir zincir çekiyorum tekrar 8 tane trabzanımı örüyorum başında bir defa doluyoruz eteğindeki gibi yapmıyoruz sayalım 2 4 6 7 ve 8 bir zincir model arası geçişlerimizde birer zincirimizi çekiyoruz ama e, kenar lastiklerimizden hem gelirken hem giderken zincir çekmiyoruz direkt başlıyoruz burada potluk olmasını istemiyorum 8 tane trabzanımızı dolduralım trabzanımı doldurduktan sonra araya zincir çekmiyorum hemen 5 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 ve 5 5. trabzanımı örüyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve yeniden 4'er 4'er ayırmak için hazırlığımı yapıyorum bakınız şu şekilde gayet güzel oldu modelimiz 5 trabzanımızı örelim trabzanlarımı tamamladım araya zincir çekmeden şöyle giriyorum yandan dörder dörder ayırıyorum arasına bir tane zincirimi çekiyorum ve yeterli ölçüm olana kadar bu şekilde önden arkadan örmeye devam ediyorum. 3 ve 4. Hemen geçiyorum. 1 2 3 ve 4. bir tane zincir Bakınız aralarda zinciri çekmiyoruz. Tam dörtlerin arasında çekiyorum. Sıramın başını doluyorum. Ve bu şekilde biraz büyütelim. Evet 1, 2, 3, 4 sıramızı ördükten sonra artık kapatalım. Düz trabzan olarak örmeye başlayalım. Evet, şimdi ilmeğimin olduğu yerden başlıyorum. Son ilmeğimi yeniden örüyorum. 1 2 3 Kenardaki 5 ilmeğimizi örelim. 5 tane ilmeğim ördüm e, askımızda eğer ilik yerini açacaksak askımıza düğme yeri ayarlayalım yoksa bu kapağımızda ilik yeri kullanmak istiyor isek bu kapağımızda ilik yerimizi açalım ben e, kapak kısmımızda kullanmak istiyorum askıya düğmemizi dikmek istiyorum bir sıra örelim ikinci sırada iliğimizi çalışalım şimdi e, artık modelimizin bakınız hepsinin tepesine birer birer batıyorum 1 bir, 2 Üç. Evet şimdi tam bir tane zincir çekmiş olduğum e, yerdeki bir önceki trabzana geldim. Bakınız bir trabzanım bir zincirim kenarında da bir trabzanım var. Şimdi bu zincirimin sağındaki ve solundaki trabzana batmıyorum. Tam ortaya giriyorum. Hepsine batarsak potluk oluşabilir. Ortaya batıyorum. Solundakine de batmıyorum. Bakın sağını örmedim. Solundaki trabzanı örmüyorum. Diğer trabzanıma atlıyorum. Ve devam ediyorum. Son trabzanı ördüm. Diğer grubuma geçtim. Şimdi örmüyorum. Bakınız buradaki trabzanımı sondakini de örmüyorum. Ortaya bir tane trabzanımı örerek dengemi kuruyorum. Şöyle görelim bakınız. Eğer hepsini örersek orada bir potluk oluşacaktır. Bir sonrakini örmüyorum devam ediyorum tam ortaya bir trabzanımızı ayarlayarak dengemizi kuralım bir tane daha trabzanımı örmüyorum bakın bunu örmüyorum ortaya giriyorum sondakini de örmüyorum başını doluyorum örmüyorum bir sonrakini örüyorum kenar trabzanlarımı örüyorum en son trabzanıma da batıyorum 3 zincirimi çekip dönüşümü yapıyorum ve bu sıramızda iliklerimizi de açalım kenardaki 5 trabzanımızı örelim 2 4 5 5 trabzanım ördükten sonra bir tane ilik açmak istiyorum bir zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum diğer trabzanımı atıyorum çok iri bir düğme kullanmayacağız iteğimiz küçük olduğu için bir tane zincir yeterli zincirimin ördüğüm yerin altındaki trabzanı örmeden atladım şimdi diğer tarafa doğru ilerleyelim trabzanımızın hemen yanındaki İlk trabzanda yine iliğimizi çalışalım. Arayı dümdüz örelim. Arayı düz bir şekilde örerek geldim. Hemen 5 trabzanın yanında bir tane trabzanımı atladım. Bir zincir çektim. Bütün trabzanlarımı ördüm. Diğer 5 tane trabzanımın hemen yanındaki tek trabzanın olduğu yerdeyim. Buraya atlıyoruz. Yukarıya ise bir tane zincirimizi çekiyoruz. İkinci ilik yerimizi bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Bir zincirimi çektim trabzanımı atlıyorum. Kenardaki 5 tane trabzanımı sırası ile örüyorum. Ve bu şekilde iliklerimizi de açarak tamamladık. Ve en son trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Evet kapak kısmımızı ilik yerlerimizi açarak ördüm. Şimdi son kapanış olarak sık iğne yapmak istiyorum. Her trabzanımın tepesine bakın bir zinciri diğer yönde çekmiştim batıyorum Birer tane sık iğnemizi çalışalım. Trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane iliğimin olduğu yere. Trabzanımın tepesine iliğimin olduğu yere batıyorum. sona kadar bu şekilde örerek ilerliyorum. En son sık iğnemi ördükten sonra bir tane zincirimi çektim ve ipimi kestim. Şurada zincirimizi çekip kapamayı unutmayalım. Evet ön kapak kısmımızı ve ilik çalışmamızı yaptık. Şimdi askımızı çalışmaya başlayalım. Askımız için şöyle arkayı çevirelim. Eteğimin arkasını çevirdim bakınız. 1, 2, 3, 4, 5. işaretimi taktım. 1, 2, 3, 4, 5. işaretimi taktım. Şimdi bir tanesini de trabzanlarımı örerek tamamladım. Bakınız 5 tane trabzan üzerinden ördüm. Diğerini de aynı şekilde 5 trabzan üzerinden örerek tamamlayalım. Öreceğimiz yaş grubuna göre askımızın uzunluğunun ayarlamasını yapalım. Bir zincirimi çekiyorum eteğimi yaklaştırıyorum işaretimi çıkarıyorum hemen işaretimi çıkardığım yerden itibaren trabzanlarımı örmeye başlıyorum 1 2 3 tane zincirim çektim hemen yanına batıyorum 2 3 4 ve 5 hemen şu araya 5 tane trabzanımı ördüm. 1, 2, 2 tane zincirimi çekiyorum. Dönüşlerde 2 zincir çekelim. Potluk olmasın kenarda. Ve sırası ile 3, 4, kenardakine batıyorum. Tığımızın ucu büyük olduğu için kenar ilmeklere batmakta zorlanıyorum. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yeterli ölçü gelene kadar 5'er trabzan örerek ilerleyelim. 36 sıra askımızı ördükten sonra 2 tane de düğmemi diktim ve eteğimi tamamladım. Eteğim şu anda kullanılmaya hazır. Bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.